Merhabalar, Silivri Sesi TV'de. Bugün konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Sayın Berker Esen. Berker Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim, sağ olun. Öncelikle bir gazeteci olmaktan ziyade üyesi olmaktan onur duyduğum, şeref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılını 2 gün erken de olsa kutluyorum. Belki de ilk kutlayan ben olmuş olacağım bu sayede. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Nice yüzyıllara inşallah. Ne yapacaksınız Silivri'de kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir etkinlik, herhangi bir program var mı? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Önümüzde 9 Eylül. 9 Eylül tarihinde partimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız. Bu bizim için çok farklı anlamlar ifade ediyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi baktığımız zaman Cumhuriyet'ten bile eski bir parti. Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te ilan olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923'te kurulmuş. Dolayısıyla böyle bir tarihi mirasçılar olarak bizler de Dev Çınar'ın yeni filizleri olarak bu mirası geleceğe taşıma iddiamızı her zaman sürdüreceğiz. Ve 100. yaşımızı da hak ettiği şekilde tüm Türkiye'de coşkuyla kutlayacağız. Önümüzde tabii yeni süreçler var. Bu süreçlere de giderken Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları yerine getirecek kadrolar da Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri içerisinde var. Dolayısıyla 100. yaşımızı biz Silivri'de yapacağımız programlarla kutlayacağız. Bununla alakalı kaymakamlığa gerekli yazılarımızı yazdık. Gerekli izinler alındıktan sonra süreci duyurulara başlayacağız. Ankara'da genel merkezimiz 3 günlük bir program hazırladı. Ankara'da da genel merkez düzeyinde programlar, coşkuyla kutlamalar yapılacak. Bizler de Silivri ilçemizde öncelikle 9 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Atatürk Anıtları'na çelenk sunu töreni gerçekleştirip basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Ve daha sonrasında Silivri'de gün içerisinde Silivri sahilinde stand çalışması gerçekleştirerek coşkuyu tüm Silivri'li hemşehrilerimizle beraber kutlayacağız ve burada bir takım etkinliklere ev sahipliği yapacağız ve akşamında da saat 19.23'te Uğur Mumcu Meydanı'na toplanarak hep beraber bir Fener Alayı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Gerçekleştireceğimiz Fener Alayı ile birlikte yürüyüşümüzü Atatürk Meydanı'nda sonlandırıp tekrardan Atatürk Meydanı'nda son bulan yürüyüşümüzle birlikte partimizin 100. yıl belgeselinin gösterimini sivil hemşehrilerimizle, partilerimizle buluşturmak istiyoruz. Bu böyle bir program hazırlığımız var. Bu programla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli yazılarımızı yazdık. Gerekli izinlerin alınması noktasında kutlama programımızı duyuracağız. Ve tüm Türkiye'de olduğu gibi Silivri'mizde de partimizin, Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşını coşkuyla kutlayacağız. Ve hep beraber bir mesaj vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi burada. Hiçbir zaman umutsuzluğa mahal yok. CHP varsa umut vardır, aydınlık vardır, gelecek vardır. Bizler geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Evet, tekrardan kutlu olsun Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Sayın Berker Esen, Pazartesi günkü Silivri Belediyesi Eylül Meclisi'nin sonunda Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bir konuşma yaptı, uzun bir tirat yaptı ve sonunda cevap hakkı, söz hakkı da vermedi kimseye. Meclisi kapattı. Bu nedenle ben sizinle bir cevap hakkınızın doğduğunu düşünüyorum ve bu yüzden size sormak istedim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerini ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri, Silivri Belediyesi'nin işçilerinin geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu iş bırakma eyleminden ve aldıkları sefalet maaşına karşı koydukları tepkiden dolayı ucuz siyaset yapmakla, bunu siyasete malzeme etmekle, işte klavye kahramanlığı yapmakta, çeşitli ithamlarda bulundu ve uzun bir tiratta aslında sizi suçladı. Yani neredeyse işçilerin düşük maaş almasının, işçilerin buna tepki göstermesinin tek suçlusu ve tek sorumlusu olarak da Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerini ve yöneticileri gösterdi. Siz buna ne demek istersiniz? Bu konuyla ilgili şeyiniz nedir, görüşünüz nedir Volkan Yılmaz'ın açıklamalarına karşı? Öncelikle belediye başkanı artık alışılagelmişin üzerine son derece antidemokratik bir meclis yönetimi gerçekleştiriyor. Hani bu anlamda şeffaf değil, hatiplerin sözünü
Esen ve bu anlamda mecliste sadece kendi, yani bu meclis toplantılarını izlediğinizde aslında sadece belediye başkanını konuşurken sesini ve görüntüsünü görüyorsunuz. O sırada onun konuşmasını yaparken meclis sıralarında kendisine bir takım sorular, bir takım eleştiriler, bir takım sözler sarf ediliyor. Fakat bu konuşmalar maalesef yayında duyulmuyor. Ve duyulmadığı için de cevapsız kalmış gibi oluyor. Aslında gereken cevaplar mecliste kendisine veriliyor. Ancak belediye başkanı istiyor ki sadece kendisi konuşsun, kendi dedikleri dinlensin, vatandaş tarafından dinlensin, muhalefetin söyledikleri dinlenmesin. Yani kendisi hatiplerin sözünü kesiyor ama kendisinin sözü kesilince de büyük bir muazzam bir tepki gösteriyor. Bu bir kez doğru bir yaklaşım değil. Böyle bir meclis yönetimi kabul edilebilir bir durum değil. Biz muhalefetiz. Muhalefet olarak elbette ki sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getirmekle görevliyiz. Ama geçtiğimiz dönemlerde de birçok konuşmamda da bahsettiğim üzere iki Volkan Yılmaz var karşımızda. Bazen bir dediğini bir sonraki dediğinde inkar eden bir Volkan Yılmaz'la karşı karşıyayız. Kendisi bir gün çıkıp diyor ki siz diyor 3 liralık işi 5 lira yaptırmışsınız. Yandaşlara peşkeş çekmişsiniz ihaleleri ama kendisine akaryakıt ihalesini belediyenin 10 yıl kendisinin aldığını hatırlattığımızda sen bizim yandaşımız mıydın? Sen 3 lira kişi 5 lira mı yaptın dediğimizde ben öyle bir şey demedim diyerek inkar ediyor. Başka bir gün vatandaşa gidiyor sel baskını oluyor canı yanmış Bodrum'unu su basmış. Yani gidiyor oraya yardım olacağına merhem olacağına kendisini istemeden vatandaşa ara 153'ü diyerek sitem ediyor. Ve sonrasında da ben öyle bir şey demedim diye inkar ediyor. Yani böyle Volkan Yılmaz'ın çelişkileri çok fazla. Bizim hem mecliste konuşmalarda tespit ettiğimiz hem vatandaş buluşmalarında tespit ettiğimiz çok fazla çelişkileri var. Belediye başkanı tabii Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin konuşulmasından rahatsızlık duyuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bugün Silir'de yapmış olduğu yatırımların anlatılmış olmasından rahatsızlık duyuyor. Çünkü bunlar yapılmıyordu 25 yıldır. Hani bugün kreşleri eleştirmek yapılabilecek en son eleştirilerden birisi. Çünkü 25 yıl, yani biz 25 yılı geçtim. Bizim dönemimizden önce İstanbul'da kreş sayısı sıfırdı. Ve bugün İstanbul'un bizim sloganımız ilk etapta 150 mahallede 150 kreş açılmasıydı. Ve Silivri'de 4 tane kreş sözü verdik. Ve biz bu 4 kreş sözümüzü yerine getirdik, tuttuk. Bugün 3 kreşimiz faaliyette, 4. kreşimiz de yakın zamanda faaliyete alınacak. Yani bugün aslında 39 ilçe arasında en çok kreş açılan ilçeler Silivri. Yani bu konuda kesinlikle haksızlık yapmayalım. Ve biz şu kreşlerde fark ettiğimiz bir durum var ki artık ekonomi öyle bir hale geldi ki insanlar maddi durumu iyi olsa da çocuklarını özele gönderemiyor. Herkes Büyükşehir Belediyesi'nin kreşlerinden faydalanmak istiyor. Ve size şunu söyleyeyim, 8 kişilik sınıflar, 80 kişilik kontenjanlara on binlerce başvuru var, talep var. Yani vatandaş Büyükşehir'e güveniyor, çocuğunu Büyükşehir'e emanet etmek istiyor. Elbette ki kreşlerin sayısını arttırmak bizim de arzu ettiğimiz durum. Ancak bir de gerçeklikler var ki bu projeler sosyal projelerdir. Belediyenin kar gütmediği, belki de zarar ettiği fakat vatandaşın hizmetine sunduğu yatırımlar projelerdir. Bizim tavsiyemiz madem böyle bir eksiklik var, kendisi de o zaman yeni kreşler açsın, yeni kreşler kazandırsın içeri ki biz de bu açığı kapatalım. Ama siz burada kreşleri eleştirirseniz yapılacak en büyük kötülüktür bu. İSKİ'yi eleştiriyorsunuz. Ya bugün yani şunu kesin bir dille söylemek istiyorum. Yani İSKİ'den en çok yatırım alan ilçelerin başında Silivri ilçesi geliyor. Bugün belediye başkanının sokak iyileştirme projeleri kapsamında girdiği tüm sokaklarda İSKİ'nin izi vardır. İSKİ'nin altyapı yatırımları vardır. Bugün İSKİ o merkez mahallenin ara sokaklarındaki 25 yıllık asbest boruları değiştiriyor. Atık su hatlarını yeniliyor. İçme su kanallarını yeniliyor. Ve bunlar ciddi altyapı yatırımları. Ve İSKİ altyapı yatırımlarını yaptığı yerlerin tamamında üst yapısını da yaparak, asfaltını da sererek o sokaklardan çıkıyor. Kendilerine sadece kaldırım yapmak, aydınlatma yapmak düşüyor ve yapmış oldukları kaldırım ve aydınlatma çalışmalarıyla da sanki mahalledeki bütün yatırımı onlar yapmış gibi bir görüntü sergiliyorlar. Bu da doğru değil, bu da büyük bir yanıltma, bu da bir algıdır. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Bizim burada amacımız hizmetleri engellemek olmuş olsa, daha önce biz bunu yaşadık maalesef. Kale Mahallesi'ndeki biz o çalışmayı çok öncesinde yapmak istedik. Fakat bir türlü kurumları oraya sokamadık. Bizim geçmiş dönemde yaşadığımız en büyük sıkıntılar, biz bir mahallede çalışma yapacağız. Bir çalışma yapıyorsunuz, üst yapısını yeniliyorsunuz. Geliyor, İSKİ orayı kazıyor, bırakıyor.
Sonra tekrardan onarıyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Bu sefer geliyor BEDAŞ orayı kazıyor, bırakıyor. Telekom geliyor, kazıyor, bırakıyor. Biz geçmiş dönemde bunun sıkıntılarını yaşadık. Bu iş birliğine maalesef erişemedik, nail olamadık. Bize hep farklı siyasi partilerden belediyeler olduğumuz için üvey ve evlat muamelesi yapıldı. Ama biz bize yaşatılanı asla belediye başkanına yaşatmadık. Asla Silivri Belediyesi CHP'li belediye değil diyerek gelen hizmetleri engellemedik. Aksine bu hizmetlerin Silivri'ye gelmesi noktasında hep ön ayak olduk ve destekleyici olduk. Bu yatırımlar günün sonunda Silivri'ye gelecek. Silivri halkı bu hizmetlerden faydalanacak dedik. Ve bugün geldiğimiz noktada İSKİ'nin yapmış olduğu tüm bu çalışmalar ilçe merkezinde su baskınlarını önledik. Atık su hatlarına inedik, içme su hatlarına inedik ve bugün İSKİ güncel rakam olarak bunu söylüyorum. İki kat eski parayla, iki kat trilyon yeni parayla 2 milyarın üzerinde bir yatırım yapmış oldu. Ve planlanan yatırımlar da bunun devam eden yatırımlarla beraber 4,5 milyar kat trilyon, 4,5 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor. Bu büyük bir rakam. Hani bu rakamı böyle küçümseyerek bir yere varamayız. Aksine bu hizmetlerin buraya gelmiş olmasına mutluluk duymalıyız. Çünkü bizim yapmış olduğumuz altyapı yatırımlarının birçoğu ilçe belediyesinin sorumluluk alanında kalan yerler. İşte Şerif Sokak olsun, Müjdat Gürsü Caddesi olsun, Doktor Sadık Ahmet Caddesi olsun, Erkin Balaban Caddesi olsun. Bu noktaların tamamı ilçe belediyesinin sorumluluk alanında kalan yerler. Ama biz ilçe belediyesinin sorumluluk alanında demedik. Buralarda prestij cadde çalışmaları yaptık. Altyapıyı yeniledik. Asfaltlama çalışmalarını yaptık. Ve tüm trotuar çalışmalarıyla birlikte burada meydan merkez mahallelerdeki çalışmalarımızı tamamladık. Grup başkan vekilimiz zaten detaylı olarak bunları da mecliste paylaştı ki paylaşmak da hem Büyükşehir Meclisi üyesi olarak hem de grup başkan vekili olarak Cumhuriyet Halk Partili Belediye'nin Silivri yapmış olduğu yatırımları anlatmak, Silivri ilgilendiren yatırımları anlatmak gayet doğal ve son derece de etiktir. Yani burada bundan rahatsızlık duymak yerine aslında bunun teşekkür etmek de bir değerdir. Bazen yapılan hizmetleri takdir etmek de gerekir. Ama şunu görüyoruz ki belediye başkanı bu takdir etmek yerine burada bu hizmetleri alıyor, gidiyor Büyükşehir'de bunun muhalefetini yapıyor. Nasıl bunu yapıyor? Bugün Türkiye'de gelmiş olduğumuz noktada en büyük sıkıntılarından bir tanesi aslında mevcut ekonomik tabloda her şeye zam gelmesi. Ya bugün şimdi bakıyorsunuz elektriğe zam geliyor, doğalgaza zam geliyor. Bütün her şey döviz bazlı ve sürekli zamlanıyor. Ya bugün İSKİ'nin yapmış olduğu tüm altyapı yatırımları sonuç itibariyle betonundan tutun birçok malzemeye kadar döviz bazlı. Ve bugün İSKİ'nin sadece aylık olarak devlete ödediği elektrik faturası bir katrıyon üstünde. Yani sonuçta İSKİ'nin bu tesisleri suyla çalışmıyor. Yani siz burada her şeye zam gelirken sesinizi çıkartmayacaksınız ama İSKİ içme suyuna zam yapmak istediği zaman buna muhalefet olacaksınız. Zam yaptırtmayız. Elbette ki hiçbirimiz zammın gelmesini istemeyiz ama zam bir zorunluluk haline gelmiş artık bu ülkede. Aynı şekilde YTT de bu durumdan mağdur. Siz şimdi akaryakıta zam yapıyorsunuz. Akaryakıta zamla beraber bütün bakım onarım giderleri artıyor. Personel giderleri artıyor. Yani İETT'nin tüm gider kalemleri artıyor. Fakat gelir kalemi olan ulaşıma zam yapalım denildiğinde hayır zam yaptırtmayız diye övünüyorsunuz. Yani burada amaç İSKİ gibi, İETT gibi devletin saygın kurumlarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi saygın kurumlarını batırmak, adeta batırarak muhalefet yapmak ve iş yapamaz hale getirmek. Bu olumsuz tabloda İSKİ bu tüm olumsuzluklara rağmen hizmet üretmeye, iş üretmeye, icraat üretmeye devam ediyor. Bundan kimse rahatsızlık duymayacak ve herkes de bunu kabul edecek. Bunu en başta belediye başkanı kabul edecek. Bunun dışında dediğim gibi Silivri'de tarımsal destekler anlamında daha önce Silivri'de tarım daire başkanlığı diye bir tarım daire başkanlığı yoktu. Tarımın ismi geçmiyordu. Öyle ayrılan bir bütçe de yoktu. Bugün bizim yapmış olduğumuz tarımsal desteklerle birlikte yani kışlık sebze fidesinden yazlık sebze fidesine, ayçiçek tohumundan buğday tohumuna, silajcık mısır tohumuna, mazot desteğinden hayvancılığa uzanan destekler, kuzu besi yemi, sığır sütü yemi, manda sütü yemi ve buradan uzanan küçük ölçekli amatör balıkçılara kadar uzanan çeşitli kalemlerde verilen ziraat odasına, kooperatiflere verilen destekleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Yapılan çalışmalar, yapılan destekler çok önemli ve çok kıymetli. Bugün çiftçiliği bitirmek isteyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Yani bakın biz de çiftçilik yapıyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada yani bizler ofisten randevu alamadık. Buğdayımızı devlete teslim edemedik ve çok ciddi sıkıntılar yaşadık.
Zaten giderler artmış, zaten maliyetler artmış. Bu anlamda üretim bu kadar zorlanırken bir de bu gibi engellemelerle karşılaşmak ve bu gibi durumları eleştirmek son derece yanlış bir tutumdu. Bizler daha önce yapılmayanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Bizim iddiamız şu ki biz bir dönem daha Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye devam edeceğiz. Ve Silivri'de de yerel iktidarı alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri Belediyesi işbirliğini bir üst seviyeye çıkararak zaten bu işbirliği var. Zaten 39 ilçe eşit hizmet anlayışı var. Bu eşit hizmet anlayışını bir kademe daha arttırarak Silivri'deki yatırımlarımızı, Silivri'deki projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Meclise dönecek olursak dediğim gibi burada belediye başkanı bir eleştiri getiriyor ve bizim işçilerle olan buluşmamızdan son derece rahatsızlığını dile getiriyor. Bakın biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz işçinin, emekçinin hakkını aramak zorundayız. Bugün gelmiş olunan noktada bu ekonomik tablo onların sorunudur. İktidar oldukları, hükümet ortağı oldukları, daha doğrusu ittifak ortağı olduğu partinin getirmiş olduğu kötü yönetimin sonuçlarıdır. Bugün insanlar maalesef asgari ücretle evlerini geçindiremiyorlar ve aldıkları ücretle kendileri ifade ediyorlar ek işe çıkmak zorunda olduklarını, kiralarını ödeyemediklerini, ay sonunu getiremediklerini, evlerinde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını bunları söylüyorlar ve bu insanlar insanca bir maaş talep ediyorlar ve aldıkları bu emeğin karşılığı, yaptıkları bu emeğin karşılığında bu ücrete yansımasını talep ediyor. Bu gayet normal bir hak arayışıdır. Buradan farklı bir sonuç çıkartmak, olayı farklı yerlere çekmek son derece yanlış bir tutumdur. Burada işçi maalesef sendikadan bu desteği göremediği için bir eylem gerçekleştirmiştir. Bu eylemin sonucunda da bir hak arayışında bulunmuştur. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak elbette ki hem muhalefet partisi olarak ilçe belediyesinde hem de sosyal demokrat bir parti olarak elbette ki işçinin bu haykırışına sessiz kalamayız. Elbette ki işçilerin talebini yerinde dinlemek için onları ziyaret etmek zorundayız. Ve bizim yapmış olduğumuz ziyaretlerde bizim amacımız zaten muhalefet etmek olsa biz o işçilere deriz ki sonuna kadar devam edin. Kesinlikle bu eylemimizi sürdürün. Çünkü yani bundan biz daha çok memnuniyet duyarız. Çünkü buradan sonuçta zarar alacak olan Silivri Belediyesi yönetimidir. Bir günde çöp dağları oluştu ilçede. Maalesef giderek geçen yapmış olduğumuz açıklamalarda da bunu söyledik. Çöp dağları ilan alacaksınız Silivri'de. Sizin yarattığınız tablo bu. Silivri'de bundan alacaksınız. Ama biz gidip ne yaptık o işçilere? Silivri 250 binlik nüfusa sahiptir. Silivri halkı sizlerden hizmet beklemektedir. Lütfen sizler de bu eyleminizi sonlandırın, işinizin başına dönün. Yapmış olduğunuz eylemin haklılığını herkes gereken mesajı aldı. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sizlerin hakkını mecliste arayacağız ve bunun takipçisi olacağız. Sizler de işinizin başına dönün diyerek bu eylemi sonlandırmalarını onlardan istedik. Ve onlara da bunun sözünü verdik. Bu sözle beraber bu eylem son buldu. Yani bizim burada gitmemiz, işçilerle görüşmemizden gayet doğal bir şey yok. Bundan aslında belediye yönetiminin memnuniyet duyması lazım. Ya da Silivri'li hemşehrilerimizin bundan memnuniyet duyması lazım. Ama bundan memnuniyet duymalarını zaten beklemiyorduk. Zaten böyle bir anlayışı sahip olduklarını da olmadıklarını bildiğimiz için de biz işçilerin yanında olduk ve onları dinledik ve onların haklı isyanlarına kulak verip gerekli görüşmeleri yaparak da konuyu meclise getirdik ve mecliste de bununla alakalı komisyonlarda da gerekli girişimlerde bulunduk, görüşmeleri sağladık. Cuma günü de yarın meclis gerçekleştirilecek ve mecliste de gene biz bu işçilerden yana olan tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan farklı bir anlam çıkartmak, farklı bir mesaj çıkartmak ve algıyı farklı yönlendirmek son derece yanlış. Biz işçinin yanındayız. Bundan sonra da işçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan da hiçbir şekilde gocunmuyoruz. Yani bunu siyasi ahlaksızlık görenler dönüp aynaya bakacaklar. Siyasi ahlaksızlık demek 144 dönüm araziyi kişiye özel imar plan yaparak planı açmaktır. Siyasi ahlaksızlık tarım arazisini imara açarak villalar yaptırmaktır. Siyasi ahlaksızlık arayacaklarsa fabrikalara parsel bazında plan talimatı yapıp değer katanlardır. Siyasi ahlaksızlık arayanlar Kavaklı'da yani köy halkının en değerli arazisini peşkeş çekilirken ses çıkartmayıp buna göz yumanlardır. Yani biz işçinin yanına gidip işçinin hakkını arayıp arayanlara siyasi ahlaksızlık demektense
Dönüp bir aynaya baksınlar, siyasi ahlaksızlık ne demek, kendileri göreceklerdir. Teşekkür ediyorum. Konusu açılmışken, daha doğrusu ilk önce şunu söyleyeyim izleyicilerimize. Silivri Belediye Meclisi ile ilgili daha sorularım var aslında. Ancak şu an Perşembe günündeyiz. Yarın Cuma günü meclisin ikinci oturumu yapılacak. Oylamaların olacağı oturum. Yine şiddetli konuşmalar olacak. Bu yüzden hani aynı şeyleri iki kere sormamak için ve sizin de meclis öncesi yani hazırlıklarınızı işin açığı ifşa etmemiş olmak için ya da hani tutumlarınızı ifşa etmemiş olmak için Cuma gününden sonra bu sefer canlı yayına sizi davet edeceğim. Meclisi önümüzdeki hafta başı tekrar bir gündeme alacağız. Yapılan oylamaları, alınan kararları. Ama ondan önce şimdi siz bahsettiniz diye sormak istiyorum. Bu tarım arazisinin imara açılarak kişiye özel planlamayla yapılan villa sitesindeki geçtiğimiz gün benim de sosyal medya üzerinden Silivri Belediyesi'nde görevli bir üst düzey, orta düzey görevli bir arkadaşla yaptığım bir tartışma olmuştu. Büyükşehir'i suçladı. O zaman Büyükşehir görevini yapmıyor. Gelsin yıksın dedi. En son bildiğim kadarıyla zamanın İyi Partisi ilçe başkanı Ahmet Refik Bek de belgeleri basına dağıtmıştı. Büyükşehir bu villa sitesine mühürleme ve yıkım kararı almıştı. Silivri Belediyesi'ne bu kararı tebliğ etmişti ve uygulamazsanız hakkınızda suç duyurusunda bulunacak ve kararı biz uygulayacağız demişti. Şu an durum nedir o villa sitesinde ve Büyükşehir açısından durum nedir? Silivri Belediyesi açısından durum nedir? Bahsetmişken bir detay alabilir miyim? Mümkün değil. O dönem biz bu yazıları paylaşmadık çünkü bunlar kamu yazıları oldukları için bunları paylaşmak istemedik, ama orada da ifade edildiği üzere Büyükşehir Belediyesi gerekli inceleme yapıp bu incelemeler sonucunda ilçe belediyesine gerekli uyarılarda bulundu. Bununla alakalı süreç tabii devam ediyor. İlçe belediyesi de dediğim gibi bizim buradaki eleştirimiz şuydu: ben yaptım oldu, yaparım, yasa arkadan gelir mantığı. Hani şimdi yaptıkları olayı kılıfını uydurma gayret çabası içerisindeler ve bununla ilgili çalışma yapıyorlar. Ve günün sonunda da yapmış oldukları işi daha sonrasında yasal hale getirmenin derdine düşmüş durumdalar. Büyükşehir'le alakalı bu konular takip ediliyor. Çantada'daki bu kişiye özel yapılan imar planıyla da daha henüz Büyükşehir'e gelmedi. Geldiğinde de bunun takibi yapılacak. Bu gibi diğer saydığım tüm onları da bizler gerek Büyükşehir nezdinde, gerek de grup başkan vekillerimiz, yani grup başkanımız ve parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamento da takibi noktasında da görüşmelerimizi yapıyoruz. Tabii önümüzdeki süreçlerde bunlarla alakalı lokal çalışmalar da yapacağız. Gerek yerinde incelemeler olsun, gerek açıklamalar olsun. Bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Bunları da ilgili takibimizi yaptığımızı kamuoyuna bilmesini isterim. Hem Büyükşehir'de hem de özellikle Kavaklı'daki arazinin parlamentoda takibi noktasında. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi artık yavaş yavaş yerel seçim sürecine girdik, atmosferine girdik. Partimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız. Ve 9 Eylül'ün akabinde bizler Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İç Örgütü olarak sahada olmaya devam edeceğiz. Zaten sahadaydık ama planlı bir şekilde sahada olmaya devam edeceğiz. Ve tüm bu hukuksuzlukları yerinde tespit ederek, yerinde açıklamalar yaparak ve kamuoyuyla paylaşarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çok güzel. Bekliyoruz. Kırmızı yelekleri giyip sahaya inmenizi, açıklamalar yapmanızı bekliyoruz. Biz de basın olarak bunları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Kavaklı'daki meseleyi en son ben yine ulusal basına taşımıştım. Halk TV, Serbestiyet birçok yerde yer aldı. Bunlarla ilgili fikri takip ede biz devam ediyoruz. Peki yerel seçim konusuna değinmişken onunla da ilgili bir şey sorayım. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener dün Fatih Altaylı ile yaptığı röportajda İstanbul, Ankara, İzmir bütün illerde kendi adaylarıyla çıkacaklarını kesin bir biçimde söyledi. Hatta İzmir adayının da ismini açıkladı. Diyelim ki Silivri'de İyi Parti dedi ki biz aday göstermek istiyoruz Silivri'de ittifak olarak ya da hani siz bizi destekleyin. Böyle bir teklifle gelindi. Olmazsa da kendi adayımızı çıkaracağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir tutum takılacak bu durumda? Şöyle, daha önceki konuşmalarda belirttiğim üzere tabii ittifaklar seçim ittifakıdır. Seçimle beraber bu ittifaklar son buluyor. Dolayısıyla sonra seçim dönemlerinde yeni ittifaklar kurulabiliyor. Hani bu ittifak zaten seçimle beraber son, yani bitmiş bir ittifak.
Hani normal prosedür de böyle zaten. Dolayısıyla önümüzde bir yerel seçim var. Ben daha önce de konuşmada belirttiğim üzere önceki dönem genel başkanlarımızdan Sayın Karayalçın'ın çok güzel bir tespiti var. İttifaklar genelde de yerelde olmalı. Ben de bu tezi savunuyorum ve doğru olan da budur. İttifaklar genelde olmamalı, yerellerde olmalı. Yerellerdeki bu ittifaklar da genel merkezler düzeyinde değil, ilçelere bırakılmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü her ilçe kendi özelinde bu birlikteliği sağlayabilecek olgunluğa ve yeterliliğe sahiptir. Örnek vermek gerekirse elbette ki Silivri'de bizler genel merkezlerin dışında bir süreç izleyecek olursak en doğru süreci ilçelerde kendi evlerimizin izleyeceğini doğru buluyorum. Tabii Sayın Akşener'in yapmış olduğu açıklamalara benim cevap vermem doğru olmaz. Burada genel başkanın yapmış olduğu bu açıklamaya genel başkan ancak açıklama getirebilirse getirir ama bizler bu tartışmalara girmeyeceğiz. Bizim amacımız burada kazanılmış olan belediyeleri koruyarak yeni belediyeleri eklemek ve burada sonuç itibariyle hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimlerinde maalesef seçim kaybından dolayı doğan bu moral ve motivasyon bozukluğunu, düşüklüğünü yerel seçilme onararak yeniden umudu örgütlemek ve bu yerel kazanımlarla birlikte önümüzdeki seçimlere hazırlanmak. Yani 2018'de de benzer bir tabloyla karşılaştık. O zaman da Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildi, parlamentoda çoğunluk sağlanamadı. Fakat 7 ay sonraki yerel seçimlerde elde edilen başarı bizleri 5 yıl diri tuttu. Umudu diri tuttu ve o yerelde alınan zaferle biz bu seçimlere son derece moral motivasyonu yüksek bir şekilde girdik. Gene benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Önümüzde bir yerel seçimler var ve yerelde başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Hem gerek büyükşehir belediyelerimiz olsun, gerek ilçe belediyelerimiz olsun, belediyelerimiz olsun. Her biri birbirinden değerli, kıymetli işlere imza attı, projelere, yatırımlara imza attı. Bu hizmetlerin de elbette ki vatandaş nezdince bir karşılığı, bir değerlendirmesi takdiri olacaktır. İstanbul'da yapılanlar zaten belirttiğim gibi 25 yılda yapılmayanlar yapıldı. Ve devamı noktasında Sayın Mansur Yavaş Ankara'da niyetini ortaya koydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbul'da niyetini ortaya koydu. Hani ben bu süreçlerin tekrardan diyalogla aşılacağına inanıyorum. Bu anlamda sizin de sorunuza dönecek olursam, elbette ki her siyasi parti kendi adayıyla seçime girmek ister. Elbette ki her siyasi parti kendi partisinin adayının belediye yönetiminde, yerel yönetimlerde bulunmasını ister. Fakat maalesef bu ittifak sistemi, maalesef diyorum çünkü ittifak sistemini hayatımıza geçiren yeni hükümet sistemi ve AK Parti aslında bizleri ittifaklara mecbur bıraktı. Bugün matematiği yaptığımız zaman ittifakların olmadığı bir tabloda maalesef bölünmeler yaşanıyor ve oy bölünmeleriyle birlikte kayıplar oluyor. Dolayısıyla bu sistemde ittifaklar olmak zorunda. Matematiği de önümüze koyduğumuzda hangi parti güçlüyse, hangi partinin oy oranı yüksekse o partilerin adaylarının desteklenmesi de olağan tablodur. Dolayısıyla buradaki birliktelikler yerelde elbette ki değerlendirilecektir. Matematik ortada, hesap ortada. Dolayısıyla bir araya gelinip istişare edilerek bu birliktelikler sağlanacaktır. Benim düşüncem bu, benim kendi şahsi fikrim. Önümüzdeki yerel seçimlerde tekrardan bu ittifakın sağlanacağı ve bu ittifakla birlikte seçimlere gidileceği ve dediğim gibi mevcut belediyeler korunarak üzerine de yeni belediyeler eklenerek buradan gene bir başarıyla çıkılacağı benim arzu ettiğim ve tespit ettiğim ve gördüğüm bir tablo. Yani Silivri'de de bizler elbette ki seçim kazanmak iddiası ve bu sürece hazırlanacağız. Zaten sandıklarımız bugünden hazır. Son seçimlerde elde etmiş olduğumuz başarıyla birlikte sandıklarımızı yeniden hızlıca gözden geçirdik ve kurduğumuz komisyonla çalışmalara başladık. Eğitimlerini vermeye devam edeceğiz sandık görevlilerimizin. Sandıklarımızla beraber dediğim gibi önümüzdeki günlerde bir takvim yayınlayarak çünkü dediğim gibi takvim biraz sıkışık olacak. Şu an kongreler devam ediyor ilçelerde. İlk kongreler olacak, akabinde kurultay olacak ve dolayısıyla bizlerin yerel yönetim süreciyle ilgili genelge belki Aralık ayını bulacak gelmiş olması elimize. Ve Aralık ayı ile birlikte genelgeyle birlikte yerel seçim süreci başlayacak ama biz Aralık'ı beklemeden Cumhuriyet Halk Partisi 3 örgüt olarak şimdiden meclis üyesi aday adaylığı düşünen isimler varsa
Bu isimlerin gelip bizlerle bunları durumu paylaşması, bizlere niyetini açıklaması ve bizlerden görev talep etmesini isteyeceğiz. Ve bu isimlere de görevler vererek sahada çalışmalarını isteyeceğiz. Ve sahada bu görevlendirmelerle birlikte 35 mahallede çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yani biz şimdiden örgütümüzü sahada çalışır ve görünür hale getireceğiz. Çünkü adaylar belli olduktan sonra, adayımız belli olduktan sonra takvim biraz sıkışık olacağı için kampanya sürecinin kısalığını dezavantajını yaşamamak için şimdiden saha çalışmalarımızı gerçekleştirip sahaya hakim olacağız ve günün sonunda da elbette ki Silivri'de iktidar olacağız. Dediğim gibi Sayın Akşener'in yapmış olduğu açıklamalara benim bir cevap vermem şu an doğru olmaz ama benim inancım bu ittifakların yerel seçimle süreci bu diyaloğun sağlanacağı. Anladım. Sayın Berker Esen, teşekkür ediyorum cevaplarınıza. Önümüzdeki hafta içi dediğim gibi tekrar bir canlı yayın sözü almak istiyorum sizden meclisi değerlendirmek üzere. CHP'nin 100. yılını tekrardan kutluyorum. Kutlu olsun hepimize. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim Silivri halkı adına. Ben teşekkür ederim size bize bu fırsatı verdiğiniz için. Evet. Görüşmek üzere. Şöyle hoşça kalın.